kaçacaktım ama benden kaçtılar. Babama söylesem bile sana öyle gelmişler. Onları bulmak çok zor. Ne çok denesen de tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Büyüteç. Olay bir. Hadi başlayalım. Vay vay vay. Suçlunun delilini buldum galiba. Yani suçlunun parmak izini. Bundan kesinlikle kurtulamayacaksın. Sence neden bizi kovalamak yerine sadece bakıyor? Aa, belki bizi göremiyordur. Biz görünmeziz. Öyleyse ben seni nasıl görüyorum? Simka, Nolik. Dikkatli olun. İzleri bozmayın. Ne çeşit izler? Kimin izi? Benim bir suçu çözmem lazım. Suç mu? Nasıl bir suç? Birisi bu uçağın kanadını çalmış. Ama ben iz üzerindeyim. Şu parmak izine bakın. Bakıyorum. Peki yani? Her parmak izi eşsizdir. Yani eğer parmak izini bulursan o zaman onu bırakanı bulma şansın artar. Güzel. Bütün insanların kendi eşsiz parmak izleri olduğu uzun zamandır biliniyor. Ve iki insanın parmak izi asla aynı olamaz. Ve bu gerçek polislerin suçluları yakalamasına yardımcı olur. Her şey suç mahallinde parmak izi bulmakla başlar. Sonra polis bu parmak izini suçu işlemiş olabileceklerinin parmak iziyle karşılaştırır. Eğer aynılarsa suçluyu bulmuşlar demektir. Bu metoda daktiloskopi denir. Parmak izleri suçluları bulmanın yanında normal anahtarların yerine de geçer. Parmağınız özel bir elektronik kilide bastığınızda kilit parmak izinizi tanır ve şöyle der. Lütfen içeri girin. Bu arada insanların aksine tamircilerin hiçbir yerde parmak izleri yoktur. Bu yüzden bizi polis bile yakalayamaz. Şimdi suçunun kokusunu alması için köpeği kullanacağız. Susaka, kokla. İzleri takip et. Hadi git bul. Hadi. Sorun nedir? Susaka bozulmuş. Öyleyse onu tamir etmeliyiz. Nasıl? O elektrikli bir süpürge değil. Canlı bir köpek. Tamirciler her şeyi tamir etmeyi bilir. Doğru değil. Neredeyse her şey. İlk yapmamız gereken ona dikkatlice bakmak. Bir bakalım. Gözleri oldukça sağlıklı görünüyor. Güzel. Kuyruğu tek parça. Kulaklar temiz mi? Evet. Dip gül pembesi. Tam tamız. Onu dört ayağı üstüne kaldı. Hayır. Hatillerinin yani. Aha. Susaka. Hadi iyisin sen. Şimdi anladım. Yolunda gitmeyen şey bu sağ patisinde. Ama ne olduğunu göremiyorum. Acaba içinde bir şey mi kırıldı Simka? Dur. Belki patisinin içine gerçekten küçük bir şey girmiştir. Tam tamız. Merceğine ihtiyacımız var. Al. Küçük bir objeyi görmeniz için bir merceğe ihtiyacınız vardır. Bir büyüteç. Kenarlarına göre ortası daha kalın olan özel bir cam yani. İçinden geçen ışığı büker. Bu yüzden eğer küçük bir objeyle gözlerinizin arasına bunun gibi bir mercek koyarsanız çok daha büyükmüş gibi görünür. Eğer bir çerçevede iki tane mercek olursa bir gözlüğünüz olur. Ve eğer o merceğe bir sap eklerseniz büyüteç olur. İşte böyle. İşte burada bir kaymak. Galiba o cam. Öyle görünüyor. Haklısın. Muhtemelen koridordaki lambadandır bu. O dün kırılmıştı ve sanırım her parçası süpürülmedi. Susaka merhaba. Şimdi çok daha iyisin. Görünüşe göre onu tamir ettik. Dedeş, o tamir edildi ve çalışıyor. Belki onu iyileştirmemeliydi. İyilik bilmez köpek. Simka, Nolik işte burada. Kaybolan kanat. Bu harika. Ama hala onu yatağın altında kimin sakladığını bulman gerekiyor. Evet, hala parmak izlerini eşleştirmen lazım.
izleriyle kanadın üzerindekiler aynı. Ama bunlar kimin? Kendi parmak izlerini kontrol ettin mi? Ah, hepsi benim parmak izim. Yani sanırım gerçekten benim suçummuş. Onu bir şekilde kaybetmişim. Yani görünüşe göre suçlu sensin.